Dünyanın en büyük tema parklarından ve stüdyolarından biri olan Universal Orlando Resort'teyiz. Adventure ve stüdyo temalarıyla binlerce, milyonlarca kişiyi kendine hayran bırakan bir yer. Gördüğünüz gibi oldukça yoğun bir kalabalık buraya akın akın geliyor. Harry Potter çok ilgi çekici bir alan. İlk olarak oradan başlıyorlar. Evet, sabah çok erken saatler şu an. İnsanlar geliyor. Yine Disneyland gibi bir yer diyebiliriz burayı bilmeyenler için. Karşı taraf Adventure Park. Hemen sağ taraftan ise stüdyo kısmındaki tema parka giriliyor. Storeları var. Artık Luna Park kavramı çok başka boyuta taşındı dünya üzerinde de. Efendim, Orlando'dan Universal Studio ve Adventure Park'tan selamlar. İşte burası bir adeta kampüs, bir resort. Universal'ın burada bir logosu var. Film yapımcısı Disneyland gibi muhteşem bir parkları var. Sol tarafımızda Adventure Macera Park. Hemen bu tarafta film stüdyolarının tematik harika anlatımlarla ve görsel şovlarla, aynı zamanda da hareketli oyuncaklarla süslendiği bir alan var. Minyonlarla karşılanıyoruz. Giriş noktasından geçtik. Şöyle biletlerimiz var. Şimdi ilk olarak yoğun kalabalık olduğu için Harry Potter'a gidiyoruz. Şey böyle, buradaki racon böyle. Harry Potter'a git, ondan sonra oyuncaklara bin. Akşam 7'ye kadar buradayız. Buradan çıktıktan sonra Disney'in olduğu alana gidiyoruz. Ve Disney'den sonra da bir drone gösterisi varmış saat akşam 9'da. Bakın kendi içinde de nasıl dönüyor. Hop. Evet. Döndü. Transformers. Voltron'la birlikte çocukluğumuzun kahramanı Universal Stüdyo'da bizi böyle karşılıyor. Harry Potter'a geldik. İşte Harry Potter'ın müzikleri eşliğinde sokaklarında geziyoruz. Kontroller yapıldı. Bizden önceki grup. Potter'ın roller coaster'ından çıktık. Muazzam. Yani böyle bir şey yok. Muhteşem bir deneyimdi. Az önce Harry Potter'dan çıktık. Sinan Bey'in sıcağı sıcağına ağlayan gözü yaşlı duygularını alıyoruz. Herkese merhabalar. Gayet güzel, keyifliydi. Velilerimizden krize girenler oldu. Geliyor. Geliyor. Alev geliyor arkamızda. İşte bu bankanın içindeydik biraz önce. Geldi mi? İnsanlar. Ejderha. Allah. Lan sıcak hava da geldi, yanacağız burada. Kaçın. Sinan Bey yanarsın. Aman, esmerleştik, kılavuzlaştık. Sıradaki oyun alanımız Simpson Night. Bakalım. Evet, burada da bir ride var. Ride'lar burada çok güzel. Buralarda da bekleme zamanları yazıyor. Mesela bunun bekleme zamanı 15 dakika. Yeni durağımız siyah giyen adamlar ride'ı. Bakalım buradaki bekleme süremiz ne kadar. Simpsonlar çok eğlenceliydi. Universal Studio'nun özellikle teknolojiyle, animasyonlarla birleştirildiği bir alandayız. Diğer alanımız, kartımızı okutunca böyle bir alan açılıyor. Çantamızın önüne telefon girdi. Filmde kullanılan eşyalar, objeler, arabalar ve film müzikleri eşliğinde buradaki ride'a giriyoruz.
aksiyonlu bir alandan geçiyoruz. The Blues Brothers. Şimdi sıradaki durağımız Transformers. Böyle temalı sokaklar arasından Transformers'a gidiyoruz. Transformers kuyruğundayız. Yüzlerce, binlerce kişi buraya geliyor. Evet, yaklaşık 45 dakika oldu. Transformers kuyruğu hala devam ediyor. Çok büyük ilgi var. Transformers'a uzun bekleyişin ardından bindik. Kısa bir çekim yapmaya çalışıyorum. Çok atraksiyonlu araçlar geliyoruz şimdi. Kapatıyoruz. İçinde. Aksiyonun içindeyiz şu anda. Sular geliyor, dumanlar geliyor. Yeni bir aksiyon içine daha. Helikopter patladı. Her ride'ın sonunda böyle bir physical store var. Transformers'ı beklememize değdi. Bence de değdi. Değdi değil mi? Yani yaklaşık bir saat kuyrukta bekledik ama Transformers'ı beklediğimize değdi. Bekleme mi 65 dakika? Buranın bekleme süresi de çok uzun. 45 diyor şu anda. Şu an 45'e düşmüş. Evet, sıradaki bineceğimiz oyuncak Hollywood Rip Ride Rocket. Roller coaster da diyebiliriz buna. Tabii burada artık telefon vesaire her şeyi bırakıyoruz. Gözlükleri de bırakıyoruz. Evet, az önce bu arkadaşlar indik. Mahvoldum. Böyle dikine doğru çıkıyor. En öndeydim. Akıllı işi değil. Tavsiye etmiyorum. Bir daha sıraya geçip binelim diyorlar. Daha önce binmeyenler. Ama indikten sonra böyle bir şeye hiç gerek yok. Akıllı işi değil yani. Yani bakın şu inişe bakın inişe. Ben işte en öndeydim. Bak bak bak, şunlar bir de böyle spiral yaparak üst taraftan dönüyorlar. Bir çılgın arkadaş grubu daha. Bakın 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 bakın. Nasıl dönüyor? Nasıl dönüyor? 360 derece spiral yapıp. Evet, gerçekten ürpertici. Show dünyasının ünlü ismi Jimmy Fallon stüdyosunda. Bakalım burada ne var? Bize el sallıyor. Hoşça kal. Harika bir gösteriydi gerçekten. New York semalarında uçtuk. En gerçekçi gösterilerden, ride'lardan biriydi Jimmy Fallon. Minyonlardan çıktık. Çok eğlenceli değildi ama bizi böyle uğurluyorlar. Kamerayı görüyorsunuz. Orlando Universal Studios'un içindeyiz şu anda. Daha önce biniş yaptığımız roller coaster tadı damağımızda kaldı. Ama öyle bir şey ki hem korkuyorsunuz hem istiyorsunuz. Son bir kez daha bunu yaşamak istedik. Ve bir kez daha buradayız. Ride Rocket'a son kez binip Orlando'ya, daha doğrusu Universal Studio Orlando'ya veda edeceğiz. Heyecanlı, ürkütücü bir etkinlik ile finali yapıyoruz.